Bilirsiniz, bazı kodlamalar vardır. Eskimez, yıpranmaz, her daim soru çözdürür. Karşınıza geldiği anda saniyesinde olay bitmiştir. İşte bizim geçen sene yaptığımız Netflix kodlaması gibi arkadaşlar. Bu sene de devamlılığını ve önemini koruyan bir kodlama. Geçen sene bayağı bir popüler olmuştu, bayağı sükse yapmıştı. Hatta başka olaylara falan dönmüştü iş. Neyse orayı karıştırmayayım, geçen seneden beni takip eden arkadaşlarım bunu biliyordur. Bu senede araya biraz eklemeler yaparak, biraz böyle güncel şarkılardan, sizin sevdiğiniz şarkılardan eklemeler yaparak kodlamaya devam ediyoruz. 17. yüzyıl alfabenin 17. harfiyle Netflix kodlamamız yayında. Evet arkadaşlar, Netflix bizim için çok önemliydi. Hatta biz bunu bir tık değiştirip demiştik ki ulaşın bize Netflixçiler demiştik. Ve bu Netflix kodlaması bizim 17. yüzyıl kodlamamız olacaktı. Ne harfi? Biliyorsunuz ki alfabenin 17. harfi. O zaman 17. yüzyıla ne harfini yapıştırmak kadar doğal bir şey olamaz sanıyorum. İlk sanatçımız Nefi. Çok önemli, bu dönemin üstadı. Nabi, Neşati, Naima, Nergisi, Naili. Bir de Netflix demiştim. Bir de burada Şeyhülislam Yahya'm var. Ama diyeceksiniz ki hocam benim karşıma Necati geldi, Nedim geldi, ne yapacağım? Biz Necati'yi ne yaptık? Kurtlar Vadisi'nde öldürdük. Nedim'i ne yaptık? Onu Lale Devri'nde sandallarda falan bıraktık. O 18. yüzyılda karşımıza çıkacak. O yüzden gidip de onları görürseniz tabii ki bu işaretlemeyi yapmayacaksınız. 17. yüzyıl sadece bu sanatçılarımıza özgü olarak kalacak arkadaşlar. Şimdi Nefi ile başlamak istiyorum. Kaside üstadı bir sanatçı kendisi. Kaleminden kan damlayan bir sanatçı. Ve Nefi dediğim zaman arkadaşlar, Hicr'de de biliyorsunuz ki kendisi üstattır. Öyle tok ve gür seslidir ki o dönemde pek çok padişahı da etkilemiştir. Babasını bile hicvetmiştir ve Siham-ı Kazası oldukça meşhurdur arkadaşlar. Hatta şöyle bir ifade var, biraz bahsedeyim, ondan sonra özelliklerinden anlatacağım, özelliklerini anlatacağım ama paragraflarda gelebilir. Nefi 4. Murat'a bir kaside yazıyor, Siham-ı Kazayı yazıyor. 4. Murat sarayında böyle güzel güzel otururken kasideyi okuyor ve saraya birden yıldırım düşüyor. Bunun üzerine bunu duyanlar şöyle söylüyorlar. Gökten nazire indi Siham-ı Kazası'na, Nefi diliyle uğradı Hakk'ın belasına. Biliyorsunuz ki boğdurularak öldürülen bir sanatçımız. Bizim dönemimizdeki gibi, şimdi sizin çok bildiğiniz gibi yat yereli de amca falan olmuyor yani. Ne oluyor Nefi'ye? Direkt idam sayfasına, oradan da denize boğularak vefat ediyor. İşte dilinin cezasını öyle çekiyor. Yani diyorlar ya işte Nefi diliyle uğradı Hakk'ın belasına, buradan çıkıyor arkadaşlar. Ama baktığımız zaman padişahı bile hicvetmiş bir sanatçıdır. Tacü destan ile tefahür eden açamaz başını, keli görünür der. Dolayısıyla böyle sanatçı bulmak zor o dönem için. Çünkü aynı zamanda siz gazel yazıyorsunuz, kaside yazıyorsunuz, bir kese altın alıyorsunuz. Yani bunu yapmak, onları eleştirmek herhalde çok mümkün değil. Hayatınızı da bu şekilde idame ettiriyorsunuz. O zaman gelsin altınlar, gelsin paralar deyip güzel güzel onları översiniz. Ama Nefi bunlardan olmadı. Ama dilinin cezasını da hayatıyla ödemiş oldu arkadaşlar. Övgü ve yargı şairi. Sanatında göze çarpan bir özellik var. Şiir dilinde ve şiir dilinin kullanımında gösterdiği başarı. Kelimelerle çok güzel oynuyor Nefi. Onu bütün kasidelerinde ve gazellerinde görüyorsunuz zaten. Vezni başarıyla kullanıyor ve kafiyelere zahmet çekmeden hakim görünüyor. Oldukça gür ve tok sesli bir sanatçı. Bu yönü bizim için önemli. Aynı zamanda kendinden de emin bir üslubu var. Bu da yine önemli bir özelliği. Hem kendine güveni hem de bu tok sesi hemen her kasidesinde, her gazelinde de karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet, eserlerin içeriği de bizim için önemli. Siham-ı Kaza dediğim zaman kaza okları demek. Ok nedir? Attığım zaman direkt gelir. İşte Nefi'nin eserlerinde de bu böyle. Oldukça böyle can alıcı ve can acıtıcı hicivlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Türk hiciv ve mizah edebiyatının çok önemli eserlerinden ama içinde çok fazla küfür var ve sövmelere de fazlasıyla yer veriyor ne yazık ki. Bu yüzden değerine birazcık gölge düşürmüş oluyor.
Tufetül Uşşak'ı var arkadaşlar. Bu da Farsça divanın içerisinde bulunan 97 beyitlik bir kaside. Yani kaside üstadı dediğimiz zaman manzumeleri çok, mazmunları çok güzel kullanır, söz sanatlarını çok güzel kullanır dediğimiz zaman. Öldüğünü göklere çıkarırken yerdiğini yerin dibine batırır, kaleminden kan damlar dediğimiz zaman hemen aklınıza lütfen nefes. Evet yaz. Arkadaşlar, dönemin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Bakın, soru gelir, dikkat edin. Nabi bizim için çok önemli. Şöyle kitaplar vardı biz üniversitedeyken. Nabi de Hikemi tarz, Nabi ekolü. Bunu boşuna yazmıyor, bu başlığı boşuna yazmıyor yazarlar. Nabi de Hikemi tarz çok önemli. Daha önce sordular. Çünkü Nabi Hikemi tarzın en önemli sanatçısıdır. Biliyorsun ki Sevgi Hindi, mahalleleşme akımı ve Hikemi tarz olmak üzere divan edebiyatında böyle üsluplar, tarzlar ortaya çıkıyor. Nabi de bunlardan bir tanesini kuruyor. Nabi ekolü olarak bilebilirsiniz ya da Hikemi tarz olarak bilebilirsiniz. En güçlü temsilcisi. Alim bir sanatçı ama sözel oyunlarına da yer veriyor. Yani evet, sadelik ön planda, hikmetli sözler ön planda, daha böyle didaktik eserler ön planda ama söz oyunları da vardır diyebilirim. Eserlerine baktığımda Hayriye'yi Ebul Hayr'a yazıyor. Oğlu Ebul Hayr. Bu o yüzden adı Hayriye. Didaktiktir. Oğluna öğüt veriyor. Ben bunu daha önce de söylemiştim size ama mesela Tevfik Fikret de oğlundan hareketle gençliğe seslenir. Ya da Akif de Asım'dan hareketle gençliğe seslenir, değil mi? Ne diyor Akif? Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Yani aslında bu sanatçıların hepsinin amacı kendi çocuklarından hareketle Türk gençlerine örnek olmaktır. Hayrabat'ta var. Hayrabat'ta mesnevi, aşk konulu bir mesnevi bu da. Surname'si var. Surname ne demekti? O dönemde padişahın çocuklarının sünnet düğünleri varsa gidiyorlar, bakıyorlar ne yeniyor, ne içiyor, nasıl eğleniyor bunlar gibi bu tip durumları surnamelerinde yazıyorlar arkadaşlar. Daha önce soru geldi surnamenin içeriğiyle ilgili. Aklınızda bulunsun, tekrar gelebilir. Ben bu cümleyi geçen sene kurduğumda soru tekrar gelmişti. Bunun da altını çiziyorum. Hatta yakaladığımız sorular diye paylaşmıştım. Tekrar paylaşırım ama şu an bu videoyu 2x hızda izliyorsan lütfen normal hıza dön. Çünkü ben zaten hızlı konuşuyorum. Bir de 2x aldıysan bu söylediğim önemli noktaları kaçırıyorsun. Fetihname-i Kamaniçe önemli. Lehistan seferini anlatıyor çünkü. Bir de Tufetül Harameyn var arkadaşlar. Hac izlenimlerini anlatıyor diyoruz. Evet, Naili şarkı nazım şeklini ilk kez kullandı. Bak, sorarsa bunu sorar Naili ile ilgili. 17. yüzyılda şarkı nazım şeklini ilk defa kullandı diyorum. Gazel üstadıdır ve Sevki Hindi'nin en önemli temsilcisidir. Sevki Hindi ne demekti? Şiirlerde biraz daha böyle süslü, Hint üslubu demekti. Hintliler de biliyorsunuz böyle süslü püslü giyiniyorlar. O zaman ben onu şiire de yansıtıyorum. Gerne Şatiye yine Sevki Hindi arkadaşlar. Hilye-i Enbiya'sı soru getirebilir, önemlidir diyoruz. Şeyhülislam Yahya, artık burada biraz daha sadeliğe gideceğiz. Sorarsa şunu sorar. Rubai veznini gazelde ilk kez kullanan sanatçı Şeyhülislam Yahya'dır. Yine Nigeristan'ı da bilelim. Nergisi'ye baktığımda Süslü Nesir'in en önemli temsilcisi kimdi? Veysi Nergisi, değil mi? Süslü Nesir deyince aklıma onlar gelecekti. Artık biraz daha Nesir'e döndük şu an. Nihalistan'ı meşhurdur ama tabii ki Süslü Nesir'in önemli temsilcisi olduğunu da bilmekte fayda var. Naima, Osmanlı Devleti'nin resmi tarihçisi. Naima ve Peçevi tarihi vardır bilirsiniz. Daha önce soru geldi bu arada. Vakanüvis'tir bunlar. O dönemde yaşanan olayları anlatırlar. Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi Naima'dır. Tarih derslerinize de soru getirebilir. Yine İbrahim Peçevi de dönemin tarihi olaylarına ışık tutmuştur diyoruz arkadaşlar. Azmizade Haleti. Soru gelmedi ama bence gelse böyle zorlayıcı bir soru olur. Gelirse şu ipuçlarını verir size. 950 tane rubai yazmış. Vay be. Yani otursanız 950 tane rubai yazabilir misiniz bilmiyorum. Bu az mı sizce? Değil. O zaman az mı? Az mı? O zaman ne yapıyorsun? Buraya gidiyorsan yapmadığım şey kalmadı arkadaşlar sizin için. Az mı? Az mı? 950 rubai az mı? Şeklinde böyle bir şey yapalım. Kollama yapalım. Veysi'ye geçiyorum. Hapname. Ben bu videoyu şu anda yaklaşık bir gibi falan çekiyorum. Hap, benim uykum gelmedi. Umarım sizin de uykunuz gelmemiştir. Hap, uyku demek. O zaman hapname
uyku ifadesi olacak. Yani sana böyle uykulu muykulu bir şeyler verirse aklına hap gelsin. Hapı yuttun, uykuya daldın gibi düşünebilirsin. Katip Çelebi ve Elia Çelebi, son bitiriyorum artık 17. yüzyılı. Katip Çelebi deyince arkadaşlar, bu Çelebiler biraz fazla geziyorlar, özellikle Elia Çelebi. Katip Çelebi'de de bu durum var. Onun ben adından ve soyadından bir kodlama oluşturdum. Katip Çelebi'nin eseri K, Keşvizyon'un ve sonundaki Ç'yi C yap, Cihan Nüması vardır. Fezlekesi meşhurdur. Yine Mizanül Hak da önemli eserlerinden bir tanesidir. Son sanatçım Evliya Çelebi. Siz onu biliyorsunuz artık. Seyahatnamesi çok çok önemli. Artık nesirdeyiz zaten. Rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördüğünde şefaat ya Resulallah demek yerine seyahat ya Resulallah demiş. Ve bundan sonra da gezip gördüğü yerleri bu şekilde kaleme almış ve seyahatname, meşhur seyahatname ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Peki o zaman bugünlük dersimiz bu kadar. 100 bin olmaya çok az kaldı. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bunu söylemeyi çok sevmiyorum ama söylüyorum artık, ne yapayım. Artık elimi yüzüme aldım falan, böyle söylüyorum. Çok az kaldı. Ben emek veriyorum. Siz de emek veriyorsunuz. Siz emek verdiğinizde karşılığını almanız hoşunuza gidiyor. Ben de emek verdiğim için karşılığını bu şekilde belki alıyoruz. Çünkü burası artık sanal bir ortam olduğu için. Ama destek olursanız tabii ki mutlu olurum. Yapamadığınız soruları da yine her zamanki gibi sormaya devam edin arkadaşlar. Edebiyattan çok soru görmüyorum. Lütfen edebiyat videolarına yapamadığınız soruları sorunuz. Yoksa böyle yapamadım, işte geçtim, nasıl anlayacağım, konu oturdu mu oturmadı mı, ya da ben sizin çalıştığınızı nasıl anlayacağım, orası biraz böyle havada kalıyor eğer soru sormazsanız. Peki, ders bu kadardı. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.